Evet, doğalgaz kazaları yani doğalgaz patlamaları veya zehirlenmeler e, genellikle e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi cihazların ve tesisatların bakımsızlığından, bacaların bakımsızlığından e, kaynaklanıyor. E, bazen de e, patlamalar özellikle yetkisiz kişilerin veya işte kullanıcının kendisinin tesisata müdahale etmesi sebepli kaynaklanabiliyor. Burada demin ifade ettiğimiz gibi kullanıcılar eğer bir değişiklik ihtiyaçları hasıl olursa yani diyelim ki işte kombinin yerini değiştirecekler ocağın yerini değiştirecekler veya ocak bağlantı e, fleksini değiştirecekler e, bunun gibi bakım onarım işlemleri gereken durumlarda da Mutlaka yetkili kişilere başvurmalılar. Kendileri tesisata müdahale etmemeliler. Ve yetkili kişiler de bu buradaki yapılacak tadilatı mutlaka İGDAŞ'a bildirmesi gerekiyor. Ve gaz arzının da durdurulduktan sonra yani o dairenin gazı kesildikten sonra gerekli müdahalenin yapılması gerekiyor. Bu müdahaleler sırasında oluşabilecek en ufak bir aksilik gaz sızıntısı kazalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka İGDAŞ'ın bilgisi dahilinde, ve yetkili kişiler tarafından bu tadilatların, bakım onarımların yapılması gerekiyor. E, usulsüz kullanımlarda veya e, doğalgazı kendi üzerine almadan, yani bir eve taşındık, e, baktık ki evde doğalgaz tesisatımız mevcut. E, burada e, üzerimize alıp, yani İGDAŞ'a gidip e, kendi adımıza sözleşme yaptıktan sonra İGDAŞ'ın kontrol etmesi gerekiyor e, ve İGDAŞ teknik ekiplerinin kontrolünden sonra doğalgazı kullanmaya geçmemiz gerekiyor. E, yeni gelen bir kullanıcı burada e, doğalgaz tesisatına müdahale yapılmış mı yapılmamış mı, tesisatın e, sızdırmazlıkları uygun mu, projesine uygun mu değil mi bunları bilme şansı yok. Dolayısıyla biz e, bizimle sözleşme yapan, İGDAŞ ile sözleşme yapan bütün abonelerimize gerek ilk abonelik gerekse ikinci aboneliklerde mutlaka ve mutlaka kontrole gidiyoruz. İGDAŞ'ın kontrol sonucunda olumlu Bulunması durumunda gaz kullanımına başlayabilirler. E, aksi takdirde eğer er orada bir olumsuz durum söz konusuysa herhangi bir değişiklik yapılmış ise İGDAŞ ekipleri bunu tespit ediyorlar. Gerekli düzenlemeler yapılıp güvenli hale getirildikten sonra doğalgazın kullanımına müsaade ediyoruz. Dolayısıyla yeni taşınanlar veya gazı bir şekilde kesilmiş olanlar mutlaka İGLAŞ'ın kontrolü sonrası gaz kullanımına geçmeleri gerekiyor. Doğalgazın güvenli kullanım unsurlarından en önemlilerinden bir tanesi bacaların bakımı ve temizliği. Burada önümüzde bir kış mevsimi yaklaşıyor. Yoğun kullanım başlayacak. Dolayısıyla kış mevsimi başlamadan önce özellikle bacalı cihaz kullanan abonelerimizin doğal gazlı cihazın bağlı olduğu bacayı mutlaka ve mutlaka belediyeden yetkili baca temizlik ekiplerine temizlettirmeleri ve bakımını yaptırmaları gerekiyor. Baca temizliği yapılmaması sonucunda bacadaki bir tıkanıklığın, bir göçmenin sebep olabileceği kazalar çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazalar olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka ve mutlaka baca temizliklerini, baca kontrollerini yaptırsınlar abonelerimiz. Doğalgazın güvenli kullanımı ile ilgili ayrıca bir husus e, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması. E, bütün dairelerde, doğalgaz kullanılan dairelerde, e, ocağın kullanıldığı alanlarda, cihazların kullanıldığı yerlerde e, menfez, havalandırma menfezleri mevcuttur. Havalandırma menfezlerine toz geliyor, rüzgar geliyor gibi sebeplerle vatandaşlarımız bu şekilde kapatıyorlar. Bu kesinlikle güvenlik kullanım anlamında olumsuz bir etki yaratıyor. De şöyle kapatıldığı zaman. E, evet bu e, doğalgaz menfezi kapatıldığı zaman ortam oksijen alamıyor. Cihazların yanması için gerekli olan oksijen sağlanmadığı için karbon monoksit ortaya çıkmaya başlıyor. Karbon monoksit de zehirli bir gaz. Dolayısıyla zehirli gazın ortama yayılması, e, ortamda yaşayanlar için olumsuz bir etki oluşturuyor ve zehirlenmelere sebep olabiliyor. Dolayısıyla menfezler mutlaka açık tutulmalı. Yaz kış mutlaka açık tutulmalı ve kesinlikle kapatılmamalı. E, yine ifade ettiğimiz gibi doğalgaz cihazlarının bakım yapılması, tesisata bakım yapılması veya ihtiyaç duyulu cihazın değişme zamanı geldi, arıza yaptı cihazımız değiştireceğiz. Bu noktalarda kesinlikle kullanıcı kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır. Mutlaka yetkili bir firmaya, ilk yetki almış bir firmaya başvurarak buna işle bu firmalara işlemlerini yaptırmalı ve ilk bu konuda bilgi vermelidir. örnek vermek gerekirse cihazı değiştirmek istedi. Herhangi bir noktadan işte alt kısımlarında sökme takma işlemleri sırasında vananın açılması Sırasında ortama gaz dolması sonucunda e, patlama karışımı elde edilip patlamalara sebep olabilir. E, kendi kendilerine olumsuz e, bir ortam oluştururlar. Patlamaya zemin hazırlayan bir ortam oluşturabilirler. Kesinlikle müdahale etmesinler. Mutlaka yetkili bir firmaya danışsınlar ve onlardan hizmet alsınlar. Ve sonuçta da son olarak da İGDAŞ'a mutlaka haber verip tesisatın kontrolünü yaptırdıktan sonra gaz kullanımına başlasınlar. Yine ayrı bir güvenli kullanım faktörü, ocaklarda emniyet tertibatı olan ocakların tercih edilmesi. Örnek vermek gerekirse burada bulunan ocak, emniyet tertibatı olan bir ocak. Yakalım. Şu anda yanıyor. Bunun üzerinde yemek unutulması, çaydanlık unutulması gibi sebeplerle bir şekilde sönme meydana gelirse emniyet ekipmanı bulunan ocaklar bir süre sonra gazı kesiyorlar. Bunun bulunmadığı ocaklar ise ortama gaz akışını devam ettiriyorlar ve bu da patlamalarla sonuçlanabilen kazalara meydan verebiliyor. Hemen test edelim. Görüldüğü gibi ocak kendini emniyete aldı, alevin söndüğünü hissetti ve kendini emni emniyete alarak ortamda herhangi bir patlama riskini ortadan kaldırmış oldu.